arabamız burada, yakıt deposu burada. Yakıt pompasının arızasından şüpheleniyorduk ama onda bir şey çıkmadı. Kablosunda arıza var sanırım. Marş basıyordu, araba çalışmıyordu. Ben bujilerden sanıyordum, bobinden sanıyordum ama yakıt pompasından. O kablodan çıktı arıza. Bakalım söktük, kabloyu değiştirecek. Burada yakıt deposunun olduğu yer. Bakalım ne masraf çıkacak. Araban eskiyse bir ayağın sanayide olacak böyle. Evet, şimdi orayı söktük. Orada şamandıra var. Benzin pompası var. Onun kablosu yanmış. Elektrikçiye gidiyorum. Tamircinin arabasıyla. Bu Fiat Doblo. Bundan sonrası elektrikçinin işi dedi. Ona göstereceğiz. Yani sanayi günlükleri Vol 2. Dün dediğim gibi yaptırdık şeyi, yakıt pompasını. Elektrikçiye gittim, oraya lehim attırdık fakat uyum sağlamadı. Üstünde 3 bar falan yazıyordu. Benden çıkan da 4 bar yazıyordu. Siz bu hataya düşmeyin diye anlatıyorum. Bağladık, yakıt yetersiz geldi. Araç çalışır gibi oluyor, az bir şey çalışıyor ama geri kapanıyor. Çalışıyor, geri kapanıyor. Yani yakıt tam olarak pompalayamıyor. Pompa zayıf geldi. Dur şu araba geçsin, öyle anlatayım. Bir tane daha geliyor, o da geçsin. Yani anlayacağınız olmadı. Dün araba orada yattı. Şimdi yine sanayiye gidiyorum, şuraya doğru. Bugün, dün sipariş verdik yenisini. Bu kez komple takım halinde. Şamandıra dahil, o dışı dahil. 1100 lira. Yani bizim öbür 240 lirada öbür motora verdiğimiz para zayi olacak. Çünkü adamdan aldık. Switchleri uymadığı için oraları kırdı falan. Lehim yaptı. O geçersiz sayılacak büyük ihtimal. Geri almayacak. 240 lira fazladan girmiş oldu bize. Yapacak bir şey yok. Tecrübe sahibi oluyoruz böyle böyle. Yeniden şimdi 1100 liraya yeni parça geldi her şeyiyle. Onu takacağız. Bugün takmış olması lazım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Yani benzin pompanız arızalandığı zaman komple değiştirin bence. Güzel bir çözüm. Bir de lanet bir yerde bu fokuslarda. Deponun sökülmesi gerekiyor. Halbuki üstte bir kapak koysaymış tam oradan sökülürmüş ama adam koymamış kapağı. Sadece alttan depoyu söküp bayağı da zahmetli bir iş. Düzeltmeye çalışıyoruz, bakalım. Sonucu bildireceğim. Şimdi bir gideyim, araba olduysa tekrar görüşmek ümidiyle. Benzin pompası komple değişti. Şamandıra dahil. İçinde böyle geldi. Bunu taktı. Evet, fokusumuza kavuştuk. Görüldüğü üzere. Ameliyattan çıktı. Toplamda masraf 2500 TL. Tabii ki bunda bizim hatamız var. 240 lirası bunun boşa gitti. 200 lirası da çekiciye gitti. 440 lirası havacıva parası bunun. Yani 2000 lira toplamda. 1100 lira Şamandıra ile beraber benzin pompası komple. 700 lira da işçilik. Yani hemen hemen 2000 lirayı buldu. Dediğim gibi 440 lirası bunun civa, hava civa. Onun dışında arabamız şu anda eski sağlığına kavuştu. Yani arabanız çalışmıyorsa bunu bir hafta önceden belli ediyor zaten. Bir teklemeler oluyor. Kablo yanmış resmen. Şimdi birazdan göstereceğim onu. Çıkan parçayı aldım. Zorlamanın anlamı yok. Bence direkt benzin pompasından şüphelenin. Enjektörler de olabilir dedim ama ben benzin pompasından çıktı. Evet, işte meşhur bizi yolumuzdan eden parça bu. Bebek oyuncağı gibi la bu. İşte bu yolda bırakıyor. Evet, plastik parça. İçinde bir bobin var. Yanan da bu. Yanan parça burada, bakın şurası komple yanmış. Benzin pompası vızırtısı bu. Şu da boşa aldığımız parça, şuradaki. Onu buraya kaynattırmıştık, soketleri olmamıştı. Aslında oldu ama barı düşük geldi. Bakın bunda 4 bar yazıyor. Bu da orijinal değilmişti aslında çıkan. Bir kere daha değişmiş. Bu ikinci değişim oluyor sanırım. Yani arabanız çalışmıyorsa zorlamayın. Şura yanmış oluyor. Bu
Bunun komplesini alın. 1100 lira 2022 itibariyle. Sonra fiyatlar artabilir tabi. Markası da Viste 10. Bir başka arıza videosunda görüşmek üzere.